örgütten hala kopamamış, hala kopamayan, olan biten her şeye rağmen hakikatleri görmek istemeyen ya da göremeyen insanlara da buradan birkaç şey müsaadenize söylemek istiyorum. Buradaki deliller güneş gibi parlak ve ortada. Ancak gözünüzü kapatırsanız güneşi göremezsiniz. Burada gözünüzü açın ve bu örgütten artık kurtulun. Çünkü karşıdaki örgütün, samimane söylüyorum, umurunda değilsiniz. Başvuru süreci 28 Şubat'tan sonraya denk geliyordu. 1997 senesiydi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Refah Partisi'nin kapatılması için Anayasa Mahkemesi'ne İnançlı bir ailenin çocukları olarak belki de sınavı kazansak bile bizdeki oluşan algı ASGS'ye giremeyeceğimiz endişesi vardı. Çünkü babam namaz kılıyordu. Annem tamam normal yöresel bir şekilde başını bağlasa bile küçük ablam türbanlıydı. Ben ve arkadaşım namaz kılıyorduk ve bir yandan da irticayla mücadele ettiğini gördüğümüz Türk Silahlı Kuvvetleri'ne girmek istiyorduk. Bu bizde aynı zamanda bir tedirginlik oluşturuyordu. Anlamadım. Sınava girebilmem için başını açıp fotoğraf çektirmeyi istiyor. Tövbe estağfurullah, ya sabır! Yoksa beni okula almazlarmış. Kim almazmış oğlum? Notların iyi. Fen lisesinden devam ediverirsin. Nedir yani? Şart mı askeriye gitmen? Oğlum, o kadar çok mu istiyorsun asker olmayı? İsterse istesin. Kimse sizin başörtünüze karışamaz. Kimseyi ilgilendirmez. Bunu ben aileme anlattığımda ablam ağladı. Gerçekten ağladı. Fakat beni çok seviyordu. Bundan dolayı da kardeşim içinse ben başörtümden fedakarlık gösterir ve başımı açarım diyerek o dönemde başını açarak fotoğraf çektirdi. İnsanlar namaz kılıyor diye askeriyeden atıldılar. Böyle bir dönem yaşadık. İşte bizim 28 Şubatçı gibi insanlara karşı kendi arkadaşlarımızı korumamız gerekiyor. Bunun için de fedakarlık gerekiyor diyerek motivasyon yükseltilir.
Onlar dediğimiz kişilerin başörtüsüne tahammülü yoktur. Onlar dediğimiz kişilerin dinini yaşamaya çalışan insanlara müsamahası yoktur. Size hayat hakkı tanımazlar. Bir 10 dakika ara verelim. Bayağı kitap okuduk. Abi, ikindiyi camide mi kılsak? Olmaz. Temkinli olmamız lazım. Siz asker olacaksınız. Hayat hakkı oluşturmak istiyorsanız o bizim etrafını çitle çevirdiğimiz alandan çıkmayacaksınız. Bu insanlar namaza karşıdır deyip cephe aldığımız insanların uygulamaya çalıştığı şeyleri çitin içindekilerine biz yaptırıyoruz. Namaz kıldırmıyorduk. Namazı daha sonra söyleyeceğim, arz edeceğim, çok farklı bir ritüel şekline getiriyorduk biz. Veya başörtüsü taktırmıyorduk. Başörtüsü hiç mi takılmıyordu? Yani bizim elemanımız olan bir askeri personelin eşi başını örtemez miydi? Örtebilirdi. Ne zaman örtebilirdi? Eşi emekli olduktan bir sene sonra örtebilirdi. Eşi emekli olmuş, askerle herhangi bir irtibatı kalmamış. Herhangi bir üniforması kalmamış, sivil hayata geçmiş. Buna rağmen biz eşlerinin yaklaşık 6 ayla 1 sene arasında başlarını örtmelerini yasaklardık. Bu ifadeyi de bilerek kullanıyorum, yasaktı. Ama başörtüsü Allah'ın emri. 28 Şubat'ta neyin mücadelesi verildi o dönem? O dönemde ablam başörtüsünü açtıktan sonra maalesef bu şekilde fotoğraf çekilip başvurduktan sonra bize daha sonra tahkikat için gelineceğini ve aynı şekilde başörtüsünün takmamasının daha uygun olacağını söylediler. Ve bundan dolayı da ablam maalesef başörtüsünü yine takamadı ve hayatına o şekilde devam etmek zorunda kaldı. Kadir'le birlikte yine artık son hazırlıklarımızı yapıyoruz, çalışıyoruz, soru çözüyoruz. Bir ara ilk abimiz bize yine bu mülakatlarda askeri sınavları, yazılı sınav haricinde ayrıca mülakat yapılacağını ve mülakatlarda da nasıl sorularla karşılaşacağımızla alakalı bizi bu konuda yönlendirmeler bulundu. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor abi, çalışıyoruz. NATO'nun açılımını soracaklar. Bir de eşiniz denize mayo ile girmek isterse ne dersiniz diyecekler. Burada tabii ilgimi çeken şey eşinizin mayo ile denize girip girmek istememesi konusunda sizin yaklaşımınız ne olur sorusuydu. Orada da tabii ki yine aynı şekilde onun yönlendirmesiyle evet diyerek ilerleyeceğimiz bir soru olacaktı. Fakat bana mülakatta böyle bir soru sorulmadı. NATO'nun açılımı nedir? Kuzey Atlantik Antlaşma Paktı Komutanı. NATO'nun açılımını da yaptıktan sonra mülakattan çıkmıştım. Yani biz yapmayız. Yani biz bu sorular almayız diyen varsa ben diyorum ki bak ben şahidiyim yani bunun.
gözümle gördüm. Benim ilk yılım dershanede müdürlükte. O halkı tanımıyorum. İşte dershane müdürlüğünü bilmiyorum. Nasıl yapılır, ne yapılır falan. Oradaki öğretmenlerden bazıları dediler. Biz her sene polislik kursu açıyoruz hocam. Güzel hocam, olur. Nedir kazandırma durumunuz? Geçen sene 80'de 70'ti. 80'de 70 bir öğretmen olarak benim iflahımı kesti. Çok güzel bir rakam. Çok güzelmiş dedim. Ya nasıl yapıyorsunuz bunu? Kurs açacağız. Tamam, kursu açalım. Kursu açtık. İşte bir kaynak yani. Piyasadan iyi bir kaynak olduğunu söyledikleri bir kaynak. Bunu alalım. Tamam, onu da aldık. Reklam yapacağız. İnsanlara reklam yaptık. İnsanlar da geliyorlar. O dönemde, sadece o dönemden bahsediyorum. O dönemde bu konuya bu kadar uzak olan kişi sadece benmişim. Sonra kursa başladık. Dersler devam ediyor. Aman çocuklar daha çok çalışın falan filan derken sınava kaldı. Bir veya iki gün. Fakat hem öğretmenlerde bir kıpırtı var, bir hareketlilik var yani. Öğrencilerde de bir kıpırtı var. Hocam, hocam. Deneme yapacak mıyız? Piyasadan bir sürü kaliteli deneme aldık. Yapıyoruz ya. İyi de başka deneme yapmayan hocam. Başka ne olacak evladım? Yani şey... Yani böyle söyleyince istedikleri cevabı vermediğimi anlıyorum çünkü yüzleri düşüyor. Yani başka bir şey bekliyor. Sınava kaldı bir veya iki gün. O zaman da yan ilçenin eğitim danışmanı dediğimiz, yani bu örgütsel manadaki ışık evleri adını verilen evlerin falanın filanın tamamının üstündeki adam. Hepsinin bağlı olduğu kişi. Tanıyorum kendisini de. Benim bulunduğum ilçeye geldi. Hocam size bir şey vereceğim. Siz bunu öğrencilere deneme olarak çözdürün. Çocuklar da ne zamandır deneme soruyor hocam. Çok iyi oldu. Hala konuya şey değilim. Yani böyle konuya uzak duruyorum. Anlamıyorum. Yani konumlandıramıyorum. Bir şeyler söylediğini, ima ettiğini anlıyorum ama kondurmak istemiyorum. Yani kondurmak istemiyorum. Dedi ki abi yani ben size bazı şeyler, sorular vereceğim. Bunu çocuklara çözdürün. Ne sorusu vereceksin hocam? Hocam dedi, iki gün sonra çıkacak olan polislik sınavının soruları. Yani şimdi tamam ben adanmış bir insanım. O dönemden bahsediyorum. Adanmış bir insanım. Yani. Gazetenin elindeki meyit olmakla övünen bir insanım. Nasıl yani hocam? İki gün sonra yapılacak sınava benzer sorular değil mi? Çıkacak sorular hocam. Sınav soruları. Ama ben bile o zaman sorguladım Allah şahit. Ya da niye veriyorsunuz kardeşim soruları falan desem, bütün herkes veriyor. Yani şimdi herkesi karşıma almam derim. Ben kimim ki o dönemde? Arkadaşa söz geçiremeyeceğimi anladım yani. Dedim ki tamam ben halledeyim yani, bir çaresine bakayım. Sonra şaşkınlıkta yani şeye girdim. Kendi müdür olduğum dershaneye girdim. Öğretmenlerden iki tanesini çağırdım. Yani önceki seneden devam eden öğretmenlerden iki tane çağırdım. Dedim ki yani böyle bir durum var. Zaten böyle. Geçen sene de böyleydi. Nasıl böyleydi hocam? Soruları çözüp öğrencilere vereceğiz. Ne var bunda? Çok acıklı bir durum yani. Yani Anadolu'da başka yerlerde insanlar, çoluğumuz çocuğumuz polis olabilsinler diye gecelerini gündüzlerine katarlarken bu şekilde bir zümre tarafından sorularını alıp da peşkeş çekilmesi çok acıklı bir dramatik bir durum. Bunun izahı yok. Bunu kimse izah edemez. Bunu hiçbir şeyle izah edemezsiniz. Ona müsaade edin. Ben biraz düşüneyim. Dedim ki ben biraz düşüneyim, bir müsaade edin, geçin ben biraz bir bakayım. Ya hiç tanımadığım Allah'ın garibanı yani iki tane ekmek alacaksa bir tanesinden kesip de oğluna kitap alıp bu sınava sokan var ya. Yani tek suçu bu örgütün evine, bu örgütün dershanesine gelmemek. Sonra o iki arkadaşı tekrar çağırdı. Ben zannediyorum diğerleri bilmiyor, herkes biliyormuş dediğim gibi. Kapıyı kapat. Hocam, böyle bir dünya yok. O kadar kolay değil. Kusura bakmayın. Başımıza iş açarsın. Ne iş açacağız dedim. Ya işte bunu bulunduğumuz ilçede herkes bilir.
doğruyu savunduğuma inanıyorum, hala ona inanıyorum. Ama bu doğruyu savunduğumdan dolayı o içiden şutlandım. Darbe girişimi sonrasında samimi itiraflarla gelen kurmayların oluşturmuş olduğu bir çarkı görmüş olduk. Bu öğrenci seçmelerinde maalesef ki kendine müzahir veya kendine olan öğrencileri aday numaralarıyla kodlayarak bir şekilde o aday o odaya girdiğinde kurmayların onu kendinden olduğunu algılayarak olumlu değerlendirme yapmaları. Üzücüdür ki burada yeri geldiğinde KPSS sorularının çalınması, yeri geldiğinde ALES sorularının verilmesi veya YDS sorularının verilmesi gibi burada da harp okuluna girmek isteyen yurdum Anadolu insanı çocuklarının haklarının yendiğini bir kez daha net bir şekilde görmüş olduk. Bir olay anlatayım, durumun vehametini oradan da görmüş olalım. YDS yani yabancı dil sınavının soruları. Yani iki gün sonra sınav var, önceden çözüyorlar. Hatta Doğu illerine bir hafta önceden falan vermişler. İşte alın inceleyin falan. Yani böyleydi, elden ayağa düşmüştü. Ben yüksek lisans zaten yaptığım için yani bir doktoram kalmıştı. İngilizce'ye de geçemediğim için oradan şey yapıyordum. Dedi ki... Ne? Ne oldu? Gel, gel. Birlikte doktora yapalım. Yok abi, benim vaktim yok. Niye öyle söylüyorsun Ali? İstenildikten sonra zaman yaratılır. Değil mi arkadaşlar? Hem bak, sorular da çok kolaymış. Ben soruları almadım Allah şahit. İşte girmedim zaten. YDS sınavına girmedim. Sorular önümdeydi. Almadım ama gördüm diyorum. Yani hala bizim abilerimiz almaz deme ya. Yani. Bunu söyleme hala. Birilerinin günahına ortak olma. Din için yapıyoruz. Yani biz din için bu polislik sorularını veriyoruz. Tamam da polislik sorularını din için veriyorsun da karşıdaki insan aynı dinin mensubu değil mi kardeşim? Yani bunu nereye konduracaksın ki? Veya yani bu sorularla polis olmuşsan sen devlete mi hizmet edeceksin, örgüte mi hizmet edeceksin? Bununla alakalı mülakata giden bir kişiyle görüşmüştüm. Şu olaya şahidim. Mülakata 1.90, 1.80, 1.70 boylarında askeri yapıya, askeriye girmek için Anadolu insanlarının geldiğini söylemişti. Ancak 1.90 boyundaki insanlar örgütün elemanı olmadığı için onları elemek zorunda olduğunu, 1.70 boyunda olan askeriyeye uygun olmayan kişilerin ise örgüt elemanı olduğundan dolayı mülakatı geçtiklerini söylemişti. Buradan da şunu anlıyoruz. Örgüt personel seçerken devlete ne kadar faydalı olduğuna bakmaz. Kendisine ne kadar faydalı olduğuna bakar. Liyakatıyla giremeyecek bir insanı siz oraya koymuşsanız, yani insanın kendi emeğiyle gidemeyeceği bir makamı ona vermişseniz, bu o kişinin bir ömür boyu o yapıya vefa borcu duyması demektir. Bir süre sonra genel sonuçlar açıklandı ve Kuleli Askeri'sini kazandığımı öğrendim. Kayıt için yine babamla İstanbul'a gitmeye karar verdik. Sınavı kazandığım netleştikten sonra Mahrem abi yine aynı şekilde bize geldi. Hayırlı olsun. Çok çalıştık ama değdi. Burak hakkıyla sınavı kazandı. Sağ ol evladım. Çok yardımcı oldunuz. Estağfurullah. Önemli olan Burak'ın başarısı. Sen benimle 2 dakika içeri gelsene. Mehmet, artık bu çocukların peşini bırak. Allah razı olsun, yardım ettin. Onlar inançlı çocuklar. Dinlerine bir zarar gelmez. Allah yardımcı oldu, siz yardımcı oldunuz, ücretsiz ders verdiniz ama yeter. Buraya kadar. Peşini bırak artık. Endişelenme amca. Bizim irtibatımız, ilgimiz olmaz diyerek aslında o konuşmayı geçiştirmişti. Askeri personelin her şeyini paylaştığı, bütün dertlerini açtığı bir abisi var. Bu abisiyle, Mahrem abisiyle haftada bir görüşür ve bu abisiyle her şeyi paylaşır. Bu noktadan baktığınızda askeri personelin en yakın arkadaşı, hatta annesi babası yerine geçmiş kişi Mahrem abisidir. Burada aslında ben aileme karşı ilk yalanlarım maalesef tam da bu süreçte başlamıştı.
Muharrem abi bizi çekerek dediği şey şu oldu. Bizim sizinle görüşmemiz gerekiyor. Eğer görüşmezsek orada maalesef kendinizi koruyamazsınız. Bir süre sonra dini bakımdan dejenere olursunuz. İbadetlerinizi yerine getiremezsiniz. Cümleye böyle başlamazsanız zaten karşı tarafı ürkütürsünüz. Yani anneye babaya isyan et derseniz ya nasıl bir hizmet diye insanlar giderler. Aileniz artık bizimle görüşmenizi istemiyor. Aileyi kırmak olmaz. Fakat sonrasında biz şunu söylerdik. Derdik ki kardeş bizi yaratan Allah'tır. Yani aldığın her nefeste ve verdiğin nefeste Allah'a bir can borçlusun. Anne ve baba bizim dünyaya gelmemiz için Allah'ın vesile kıldığı varlıklardır. Ama yaratıcı Allah'tır. Ama biz görüşmelerimize devam edelim. Neden? İyilik için uğraşıyoruz değil mi? Çalışıyoruz, çabalıyoruz. Ne için? Elimizi şöyle yaparız. Deriz ki bir, Allah için. Önce Allah'ın. Yani sen yazın annenin babanın yanına gitmiyorsan, annenin babanın söyledikleri bizim bu örgütümüze, bu yapımıza muhalif şeylerse ve sen anne babanı dinlemiyorsan, Allah'ın hakkından dolayı dinlemiyorsun. Rahat ol. Bu Allah'ın hakkı çünkü. Emri bil maruf yapıyorsun ya, Allah'ın hakkı bu. Sonrasında peygamber hakkı için. Çünkü sen onun ümmetisin ya. Yani bağlamaya bakma. Sonra hizmetin hakkı var. Çünkü seni Allah'la tanıştırmış diyorduk. O zaman ailem ki bu örgüte en baştan beri karşıydı. Allah selamet versin babamdır, annemdir veya kardeşlerimdir. Bu örgütün tam karşısında olan insanlardı. Fakat örgüt şöyle bir şey aşılıyor ki, yani bunu bu örgüte çocuklarını gönderen, istekleri dışında çocukları bu örgüte giden insanlar beni şu anda tasdik edeceklerdir, onay vereceklerdir ki, anne ve babayla karşı karşıya kaldığınızda örgüt size ne diyorsa onu dinlersiniz. Bu çok acı bir şeydir. Şimdi ben iki çocuk babası olarak bunu söylüyorum. Yani babanız oğlum orada kalma diyorsa, fakat bu örgüt hayır burada kalacaksın diyorsa, dinleyeceğiniz yer muhtemelen örgüttür. Hem yapıdaki bir asker komutanlık gerekirse dinlemez. Orada da yine devreye şu girer. Allah'ın hakkı, peygamberin hakkı, hizmetin hakkı. Komutan sıralama da yok yani. Rahat! Hazır ol! Sağa dön! İnşallah yani dinleyenler bu cümleden dolayı bana kızmazlar ama şöyle söyledim yani. Şimdi ben kendime kızıyorum da o yüzden. Bu yapının dışındaki insanların ben cennete gidebileceğini zannetmiyorum dedim. Söylemiş bir insan. Yani hangi özgüvenle, neye inanarak söylediğini bilmiyorum ama yani bu yapının dışındaki insanlar cennetlik değildir. Daha sonra bunu sorguladım. Yani ya benim annem babam, ben bildim bile, annem namaz kılar. Anadolu insanıdır, başörtülüdür. Dini bilgisi pek çok yoktur. Ama Allah'ı sever. Gönlü temizdir. Bu örgütten de değil. Şimdi benim annem cehennemlik miydi? Bu aslında sadece benim cümlem değil. Bu örgütün damıtılmış ve tek cümle haline getirilmiş bir özeti gibiydi. Tek yol bizim yolumuz. Tek doğru yol bizim yolumuz. Tek yol bu değildi. Ve içlerinde en yanlış yol buydu. Bunu hayatımla tecrübe etmeseydim keşke ama hayatıyla tecrübe etmiş ve pek çok yanlışa şahit olmuş bir insan olarak bunu şu anda ifade ediyorum. Abicim siz oraya gideceksiniz, siz namazınızı kılıyorsunuz. Fakat orada namazınızı kılarken normal bir şekilde kılamayacaksınız. Eğer normal bir şekilde kılarsanız siz zaten orada hem ailenizin inançlı bir aile olması nedeniyle hem de zaten Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şu an normal bir şekilde namaz kılınamıyor. Ve bundan dolayı da atılırsınız. Atıldığınızda da tazminatla karşı karşıya kalırsınız şeklinde bir yaklaşım söz konusu olmuştu. Ve bundan dolayı da yani babamın da en büyük endişesi zaten düşünün babam kapıcı, 237 kişi yaşıyoruz.
böyle bir ortamda benim askerden atılmak gibi lüksüm yok. Örgüt görüntüde dini bir cemaat olarak karşımıza çıktığından dolayı mahrem yapı içerisindeki askeri personele de yine aynı şekilde din noktasında yaklaşırdı. Ancak bu noktada mahrem yapı içerisinde örgüte gönül vermiş askeri personele bizim örgütün anlattığı din bizim bildiğimiz dinden çok daha farklıydı. Yani onlara kılmalarını söylediğimiz namaz bizim normal kıldığımız, rükünleriyle eda ettiğimiz bir namaz gibi değildi. Veya oruç tut dediğimiz zaman tuttukları oruç çok farklıydı. Abdest al dediğimiz zaman da bu çok farklıydı. Mahrem abimiz bize imayla namazı tarif etti. Nasıl imayla namaz kılmamız gerektiğiyle alakalı. Nasıl abdest alacağımızla alakalı. Abdest almayla alakalı tuvalet kabininde abdest alabileceğimizi söyledi. Ve bundan dolayı da biz ilk abdestimize tuvalet kabininde abdest almaya başlamıştık. Bana Fethullah Gülen'in şu sözlerini hatırlattı. Hizmet bir namaz ise tedbir onun abdestidir. Yani bunları burada abartı için söylemiyorum. Bunlar her defasında anlattığımız, tek tek her yıl izah ettiğimiz hususlar bunlar. Mesela en basit örneğini söyleyeyim. Ya bu kadar abartıya girilir miydi? Şunu söylüyorduk biz. Burada parantez içinde söylüyorum. Tuvalete girdin. Tamam. Yerde su olmayacak. Yerde, tuvaletin zemininde su olmayacak. Bak zeminde su varsa abdest almayacaksın orada. Şimdi akıllara şu gelebilir. Ne olur ki ya adam tuvalette abdest alıyor. Yani zeminde su olsa ne olur ki? Bu kadar basit bir düşünce aslında. Yani temiz bir düşünce. Ne olur ki ya zeminde su olsun. Zeminde su olursa dışarıdan bir yansımasını görüyor, abdest aldığını anlıyor. İma ile namaz kılmak da aynı şekilde, anlattığı şekilde ima ile namazlarımızı kılıyorduk. Hatta ve hatta söylediği şey şuydu, sabah namazları için de yattığınız yerden sadece kıble tarafına dönerek namazınızı kılabilirsiniz şeklinde söylemişti. Fakat bu bizi gerçekten acı veren bir durumdu, zul gelen bir durumdu. Çünkü namazını kılıyorsun fakat hiç alışık olmadığın bir şekilde yattığın yerden sadece kıbleye dönerek namaz kılmak bile aslına baktığın zaman senin ibadetini yerine getirip getirmeme konusunda kendini sorgulamana sebep olan bir husus oluyor. Örgüt kendi mensubu olan askeri personele namaz kılmasını telkin eder fakat bu namazı kendisinin söylediği gibi, yani Fethullah Gülen'in çerçevesini çizdiği namaz şeklinde kılması gerektiğini söylerdi. Peki ima ile namaz kılma dediğimiz mevzu nedir? Oturur, kıbleye doğru dönme mecburiyeti yoktur. Kıble sırtına geliyor olabilir. Bu önemli değildir. Oturduktan sonra karşısında bir bilgisayar varsa namazına başlar fakat elini kulağına götürmez. Dıştan herhangi bir dua okumaz. Dışarıdan birisi gördüğünde o kişinin namaz kıldığını anlamayacağı şekilde namaz kılar. Namaza başlar. Secdeye ya da rüküye gitme mecburiyeti yoktur. Birinci rekatla ikinci rekat arasında, şu kitaptan göstereyim müsaade ederseniz. Eline kitabı aldı. Bu askeri bir kitap da olabilir, bir dosya da olabilir. Namazı kılmaya başladığını düşünelim. Ağız oynamayacak fakat bu bir kuraldır. Dil ağzın içinde oynayacak. Buna kadar söylenir. Birinci rekattan ikinci rekata geçtiğini düşünelim. Rekata geçiş şudur. İkinci rekattan üçüncü rekata geçiş budur. Ancak bizim dinimizde böyle bir namaz kılmada yok. Böyle bir rekata geçiş de yoktur. İlerleyen süreçte artık tuvalet kabininde abdest almamamız gerektiğine, teyemmümle abdest alabileceğimizi söylediler. Ben askeri liseye girmesem, efendi sesini kazanmış olsam belki de normal bir şekilde ortaokul son sınıfta namaz kılmaya başlamış bir çocuk olarak efendi sesinde de normal bir şekilde namazlarımı kılabileceğimi söylüyordum birçok zaman abiye. Ve bundan dolayı da yeri geldiğinde şunu bile dediğimizi hatırlıyorum. Keşke askeri liseyi kazanmasaydık. Hem lisesi kazansak daha iyiydi. Bu ne böyle? Sonra gelince bırakmak yok Burak. Abiler bırakıyor mu?
Artık dedim dershanecilik, yani dershanede öğretmenlik yaparak işime devam edemeyeceğim. Ve o dönemde oturdum, ders çalışmaya başladım. Yani sabahlara kadar ders çalışıyordum. Kursa da yazıldım o dönemde KPSS için. Ama bu esnada tam bir belirsizlik ortamındayken ben, bu zorluklarla boğuşurken Ankara'dan arkadaşım telefon açtı. Yani o anda öyle bir ruh haletindeydim ki hangi iş teklifi gelirse gelsin kabul edecek bir kıvamdaydım. Efendim abi? Ali, nasılsın kardeş? Hala iş arıyor musun? İyiyim abi. Arıyorum abi ya. Hala bulamadım. Ankara'da sana uygun bir iş buldum. Olur. Tabii ki yani o andaki ruh haletimin de etkisiyle anında tamam dedim. Ama işin iç yüzünü, iş perdesini hala bilmiyorum. İş teklifi dedi. Tamam dedim. Peki nasıl görüşeceğiz, nasıl yapacağız? Ben dedi görüşmeye ayarlayacağım. Bana çarşamba günü geliyoruz dedi. Saat 9'da orada olacağız dedi. Peki kiminle geleceksin dedim. Bir arkadaşla geleceğiz. Seni onunla tanıştıracağım dedim. Benim arkadaşımla beraber gelen kişi de arabası da 34 plakalıydı. Beyaz bir arabası vardı. Mehmet Emin Yıldız. Merhaba. Merhaba. Yani bunu konuşurken mülakat yapıldığını farkında değilim. Normal bir muhabbet esnasında konuşan iki insan gibi konuşuyoruz. Mehmet Emin Yıldız bana şöyle söyledi, dedi ki... Şimdi bak, bizim yaptığımız iş de hizmet. Biz de hizmetin bir ferdiyiz. Ama sizinkinden biraz farklı. Bizim işimiz üniforma giymiş, resmi göreve başlamış asker arkadaşlarla ilgili. Nasıl ilgileneceğiz? Şöyle yapacağız. Bizim arkadaşlarımız askeriyede veya mahrem yapıda iki grup var. Mahrem yapıların tamamında. Biz ve onlar. Onların içerisinde kimlerin olduğunun önemi yoktur. Abdestinde, namazında hiçbir yapıyla alakası olmayan bir üniformalı Anadolu insanı da olabilir. Hiç önemli değildir. O da onlardandır. Çünkü asıl unsur bizizdir. Ve burada Mehmet Emin Yıldız'ın mahrem yapıyı çok kısa bir tarifi var. Dedi ki bizim arkadaşlarımız çit içerisinde muhafaza edilen kişilere benzerler. Biz onların etrafına çit çekeriz. Çitin ne olduğuna daha sonra açacağım. Biz onların etrafına çit çekeriz. Onları o çitin içerisinde muhafaza ederiz. Onları orada büyütürüz. Onları orada yetiştiririz. Onları orada belli bir kıvama getiririz. Dışarıdakilerle mücadele ederiz. Çitin dışındakilerle mücadele ederiz. Ve çitin dışındakilerin çitin içindekilere, bizim arkadaşlarımıza herhangi bir zarar vermesine müsaade etmeyiz. Mahrem yapı budur. Mahrem yapının en kısa ve net ifadesi budur. Bizler ve onlar. Sonra Mehmet Ali bana dedi ki tamam dedi, seni biz mahrem yapıya alıyoruz. Mahrem yapı mülakatının birinci ayağını tamamlamış oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol abi. Şimdi mahrem yapıya giriş kısmıdır bu. Yani bazı örgütlerde de var bu. Bir örgüte girmek istiyorsanız, yani ben merhaba ben geldim işte sizin örgütünüze girmek istiyorumla olmaz. O örgüt içerisinden bir kişinin mevcut, o örgütün üyesi olan bir kişinin sizi teklif etmesi gerekir. Başka örgütlerde var, ismini söylemeyin. Bu mahrem yapıda da bu alenen vardır. Aynen bu şekildedir. Mahrem yapıdaki bir kişinin sizi teklif etmesi gerekir. Veya mahrem yapıdaki bir kişi sizi teklif etmiyor. Öyle bir tanıdığınız yok mahrem yapıda. O zaman bulunduğunuz ilin eğitim danışmanı sizi teklif eder mahrem yapıda. Diyelim Kayseri EDS'i mahrem yapıya vermek üzere 20 tane aday belirledi. 20 kişiye dedi ki bunlar mahrem yapıya girebilirler, mahrem imam olabilirler. Şimdi eğitim danışmanlarının her yıl mahrem yapıya vermek zorunda olduğu mahrem imam adayları var. Mesela Hava Kuvvetleri Genel Müdürü der ki bu sene bana 5 tane mahrem imam vereceksin. Kayseri'ye der ki mesela bana bu sene 3 tane mahrem imam vereceksin. Peki bu kadar mahrem imam ne oluyor? Yani düşünseniz her sene yapıya giren yüzlerce mahrem imam demek ki yeni öğrenciler geliyor. Şimdi burada mahrem yapıya giren imamlar sayısı bu kadar fazlaysa bunların baktığı ve bakmakla mükellef olduğu öğrencilerin sayısını siz düşünün. E de belirlediği o 20 kişiyi bir mekanda toplar.
Sonra ne yapar bu 20 kişiye? Der ki siz bekleyin, sizle görüşecekler. Ve eğitim danışmanlarının kendileri de mahrem yapıya girmek için uğraşırlar. Evli misiniz kardeşim? Evet, evliyim. Memleket neresi? İstanbul memleketi. Yani düşünün, bir ilin ikinci kişisiniz, sınırsız yetkiniz var, sınırsız paranız var ama önemli değil ki, mahrem yapıya girmek istiyorsunuz. Çünkü mahrem yapı bu yapının özüdür. Ben de mülakat yapmış bir kişi olarak söylüyorum. O kişiyle oturursunuz, bir rahatlatırsınız. Nasılsın, iyi misin? Memleketin nereydi? Ondan sonra hangi işleri yapmıştın? Evli misin, bekar mısın? Hangi kitaplar okudun? Kitap okudun mu? Sonra mesai durumun nasıl? Yani işte akşamlar eve geç gitsen falan senin için problem olur mu yani? Benim mesaim onlarla 5'ten sonra başlar. Veya adam evine gider, bir saat dinlenir falan, 7'den sonra başlar. Yani orada arkadaş dese ki ben akşamları çıkamıyorum, kusura bakmayın dese, o kişi mahrem yapıya giremez. Veya benim kitap okumam zayıf derse, o kişi mahrem yapıya giremez. Veya çok korktuğunu anlıyorsanız, yani bakıyorsunuz ki gerçekten bu arkadaş korkabilecek bir arkadaş yani. Çünkü yaptığı işten korkması gerekiyor aslında. Çok korkacak bir arkadaşsa bu mahrem yapıya giremez dersiniz. Ya da arkadaşta birazcık sorgulama varsa. Mesela dese ki orada, abi niye soruyorsunuz ki bunları? Dese bitti, tamam yani, o mahrem yapıya giremez. Çünkü mahrem yapı sorgulamanın olmadığı yerdir. Sorgulayamazsınız. Sonra bu üç kişi tarafından şahitlik yapılan ve onaylanan mahrem yapı adayının listeleri Fethullah Gülen'e gönderilir. O kişi dua eder, onaylar, bakar. Sonra mahrem yapı dizaynı bir şekilde o sene için tamamlanmış olur. Mahrem yapıya yeni girecek olan mahrem imamlar belli bir süre stajyerlik yaparlar. Bu nasıl olur? Bu yeni aday dediğimiz mahrem abiler diğer gruplara gönderilirler. Yani mahrem abinin organize ettiği, başında bulunduğu sohbetlere gönderilirler. O öğrencilerle görüşmeye yaklaşık 3 ay katılırlar. Bu 3 ay içerisinde bu stajyer mahrem abi dediğimiz kişi, abi nasıl görüşüyor, hangi soruya nasıl cevap veriyor, bu noktalarda bilgi sahibi olur. Direkt gelir gelmez, mahrem yapıya girer girmez bir grubun başına konmaz. Ancak bir de işin diğer bir boyutu vardı. Mahrem imamın bu aday kişiyi ikna etmesi hususu. Çünkü bu kişiye 7'den sonra mesaiye çıkacağını ve o güne kadar tanıdığı bütün arkadaşlarla irtibatını keseceğini, sonra kimsenin bilmemesi gerektiği işler yapacağını, kendi eşine bile tedbir yapması gerektiğini söylüyordu. Ama buna bir ikna gerekiyor. Dindar bir öğrenci kısmımız var. Yani bizim arkadaşlarımız olan kısımlar var. Bizim bunları muhafaza etmemiz lazım. Örgütsel manada mahrem yapının literatürüne göre öğrenci dediğimiz kişi, örgüte inanan, örgüte göre hareket eden, örgütün dediklerini öncelleyen, birinci sırasına koyan kişidir. Bu asker olabilir, subay olabilir, hakim, savcı olabilir. Ama bunların hepsinin ortak adı öğrencidir. Öğrenci dediğimiz kişiler kiminle görüşürler? Öğretmenle görüşürler. Yani öğrenci dediğimiz kişinin sorumlusunun mahrem yapıdaki karşılığı öğretmendir. Peki bir öğretmen kaç öğrenciyle görüşür? Bu da dini bir kavrama dayanıyor. Bunu ben Adil Öksüz'den duymuştum. Bir öğrenci grubunda maksimum 3 kişi olur. 3'ü geçmez. Çünkü 3'ü geçerse cemaat olur ve bu risklidir. Hücre taşmış olur. Taşan şey zarar verir. Yani bardaktaki su bile taşsa size zarar verir. Yani çok doldurdum iyi oldu demezsiniz. Taştı dersiniz. Hücre 3 kişiden oluşur. İstisnai olarak 4 olduğu olabilir. Ama o istisnai bir durumdur ve kaideyi bozmaz. Peki öğretmen ne iş yapar? Yani resmi olarak söylüyorum. Dışarıda bir hastanede doktor olabilir. Gerçekten bir okulda öğretmen olabilir. Öğrenci var, öğretmen var. Bir basamak daha yukarıya çıkıyoruz ve 3 tane öğretmeni bir araya getiriyorsunuz. 4 tane öğretmeni bir araya getiriyorsunuz. Bunun üstüne de bir tane müdür yardımcısı koyuyorsunuz. Sıralama böyle. Bir basamak daha yukarıya çıkıyorum şimdi. Müdür yardımcısının üstünde kim var? Müdür var. Müdüriyet dediğim nedir biliyor musunuz? Örgütteki mahrem yapıdaki müdür eşittir bir general. Müdürün üstünde kim var? Geliyoruz şimdi oralara. Genel müdür var. Genel müdür. Tam bir sınırsız yetki sahibi. Ya, kuvvet komutanının baktığı bir alana ise bakan kişiye genel müdür diyoruz. Genel müdür yani Mehmet Emin Yıldız. Ankara içindeki müdürleriyle haftada bir görüşür. Bütün müdürleriyle yani
Amasya, Kayseri, Diyarbakır, Erzurum, Batman, Adana, Malatya bu müdürlerin tamamı ile ayda bir defa görüşür. Şimdi aylık görüşmeler daha uzun sürer ve daha detaylıdır. Ne olur bu görüşmelerde? Üstten gelen her türlü direktifler orada verilir. Genel müdürün üstünde kim var? Hava Kuvvetleri Astsubay yapılanmasında ben müdürken 2011'in işte son çeyreğinden 2015'in ilk çeyreğine kadar müdürlük yaptığım süre zarfında benim gördüğüm buydu. Sonradan sistemde birkaç değişiklik yaptılar. Genel müdürün üstünde 2014 yılına kadar bizde Adil Öksüz vardı. Adil Öksüz yapıdan değildi diyen insanlara, ya Adil Öksüz'ü ben tanımıyorum diyen insanlara da ben canlı bir şahit olarak burada bulunayım. Adil Öksüz bizim Hava Kuvvetleri Astsubay yapılanmasının abisiydi. Ne zamana kadar? 2014'ün ilk çeyreğine kadar. İlk çeyrekten sonra ne oldu efendim? İlk çeyrekten sonra Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı. 4 mahrem abi. Bunların tamamı görevden alındı. Çünkü 17-25'te planlar tutmadı. Hayırlı planlar değildi, Allah planları bozdu. Bunu ben şimdi daha fazla idrak ediyorum. İnşallah insanlar da idrak ederler. Adil Öksüz'ü bilmem. Adil Öksüz mahrem yapıdan bir kişi değildi. Adil Öksüz Sakarya Üniversitesi'nde İlahiyat Fakültesi'nde yardımcı doçentti diyen ve meselenin iç yüzünü bilmeyenler ya da bilerek kasıtlı olarak çarpıtanlara söylüyorum. Ben Adil Öksüz'de defaatle aynı sohbete girmiş ve ondan direktifler almış, onun tavsiyelerini dinlemiş, askerlerle nasıl ilgilenileceğini ondan öğrenmiş bir insanım. Mahrem yapıdaki bir kişi konumu neresi olursa olsun mahrem yapıdan ayrılırsa Hava Kuvvetleri mahrem yapılanmasından ayrıldı. Başka bir mahrem yapıya giremez. Yani ben Hava Kuvvetleri mahrem yapılanmasından ayrıldım. Deniz Kuvvetleri'ne gideyim de biraz da orada mahrem abilik yapayım yoktur. Çünkü size bir sır küpü verilmiştir. İkinci sır küpünü sizin sırtınıza vermezler. Yumurtaların hepsini bir kefeye koymazlar. Ancak Adil Öksüz'de bu durum değişmiş. Hava Kuvvetleri Komutanı Adil Öksüz. Sonra Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın içerisindeki mahrem yapıya gönül vermiş olan bütün öğrencilerin abisi. Bu dördüyle kim görüşür? Yani bunların dördünün abisi kim? Yani asıl genel kurmaya denk gelen abi kim? Fethullah Gülen. Direktifler de ondan gelir. Emirler de ondan gelir. Raporlar da ona sunulur. 2014'te Adil Öksüz Hava Kuvvetleri'nden Kara Kuvvetleri'ne geçti ya. O Hava Kuvvetleri abisi iken Hava Kuvvetleri subaylarına bakan kişi Kemal Batmaz'dır. Kemal Batmaz dediğimiz adam. Hava Kuvvetleri subaylarının abisi. Ofisi Ankara'da bir kamu bankasının yüksekçe bir binası var Söğütözü'nde. Söğütözü'nün karşı tarafı, yani o kamu bankasının yüksekçe binasının tam karşı tarafında etraftaki binalara göre biraz güdük kalmış bir bina var. Zannedersem 10 katlı falan. Orada 6. katta sağ taraf ve sol taraf. İki daire şeklinde bina edilmiş bir yapı. Sağ taraf ofis, daire ama ofise çevrilmiş. Orası Hava Kuvvetleri Astsubaylarının ofisidir. Pozitif Yaşa Maaşı adında oraya bir ofis kurulmuştur. Onun karşısındaki daire de Kemal Batmaz'ın merkezidir. Orası da Hava Kuvvetleri subaylarının mahrem yapılanmanın karargahıdır. Yani buradan şuraya gidiyoruz. 15 Temmuz'da Adil Öksüz Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın mahrem imamı idi. Adil Öksüz'ün bir hususiyeti daha vardır, onu da söyleyeyim. 13-14 sene Fethullah Gülen'in birebir hizmetini yapmış bir insandır. Bu örgüt içerisinde veya sivili de kapsatsak yapı içerisinde bilinen bir hakikattir bu. 13-14 sene boyunca Fethullah Gülen'in en yakınındaki isimdir bu. Onun özel işlerine bakmış isimdir. Mehmet Emin Yıldız'dan duyduğum şeyi söylüyorum. Yani onun elbiselerini getiren, götüren insan konumundadır. En yakınındaki insandır, en güvendiği insandır ve bu diğer imamlar tarafında bilinen bir hususiyettir. Peki bunun yansıması ne olur? Adil Öksüz Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın mahrem abisine bir şey söylediğinde onun yapılmama gibi bir ihtimali yoktur. Aslında buradan da şu sonuca varırız. Adil Öksüz TSK'da Fethullah Gülen'in yardımcı imamı konumunda bir kişidir.
adil öksüz bir şey söylerse yapın. Yani bu örgütün hava kuvvetleri komutanlığına verdiği ehemmiyeti, önemi şuradan da görmemiz mümkün. Bunu Mehmet Emin Yıldız bir toplantıda söylemişti. Adil Öksüz Amerika'ya çok sık gider gelir, malum. Herkes bilir zaten bunu. O zaman Mehmet Emin Yıldız şöyle söyledi. Dedi ki, Adil abi bu tabir kullanılır. Adil Öksüz'e niyeyse mahlas kullanır, lakap söylenmezdi. Bu da bir özgüven göstergesi galiba. Şeye gerek duymamış. Fethullah Gülen demiş ki, Adil Bey, hava kuvvetlerini daha ele geçiremedik mi? Ben oraya ilk öğrenciyi 1974'te yerleştirdim. Siz nasıl olur da hala %100'ünü bizden yapmazsınız? 1974'ten itibaren hava kuvvetlerine giren personelin 2015'te geleceği hali biz düşünelim. Mehmet Emin Yıldız da söylemişti, yani 500 öğrenci mezun ediliyor ise 500 de bizden. 1408 Tavuat Çelik. Hatta buna tulum çıkarmak diye bir tabir kullanılırdı. 1442 Serdar Tekin. 1446 Önder Kür. 1449 Mete Kaygısız. Benim bildiğim sadece hava kuvvetlerinin Ankara subay yapılanması. Bunun subay yapılanması var, kara kuvvetlerinin yapılanması var, deniz kuvvetlerinin yapılanması var, jandarmanın yapılanması var. Bunların dışında daha MİT yapılanması var, doktor yapılanması var, hakim savcı yapılanması var. Var, var, var. Yani karşımızda devletin bütün kurumlarında yapılanmış, örgütlenmiş bir terör örgütü var.